Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takipçimizin çarına girdik. Ahmet Meşe kardeşimizin çarındayız. 55 skill açı karakterimizin ismi. Şöyle karaktere bakalım. Dual Old Silver earringimiz var. 8 FP setimiz var. Sadece göğüslüğümüz artı 7. Dual Old Elf Ring var. Old Elf Belt var ve Old Agility Neck var. Elimizde de 8 Iron Bow arkadaşlar. Tam bir ideal farmer karakteri, zaten level 71. Estland ve Lüferson'daki çoğu slottan da drop alabilecek bir levelde rahatlıkla. Şimdi arkadaşımız bana Instagram'dan ulaştı. Dedi ki Kaan, çara dedi para koyacağım. Sen dedi ne istiyorsan kır. Şöyle bankamızda 580M paramız var. 100 tane Silver Gem kıracağız arkadaşlar. Hiç şu anda Silver Gem yok karakterde. Bakalım bir daha şöyle. Aynen, Silver Gem'imiz yok. 4M'den toplamaya çalışacağım. Yani toplamda 4GB'lik Silver Gem kırmış olacağız. Çıkanları da duruma göre basarız ya da basmayız. Ona bakarız droplarımızı aldıktan sonra. Şimdi 4M'e koyan yok. Ben PM atacağım satanlara ve 4M'e toplamaya çalışacağız. Evet, 22 tane satan bir arkadaşımızla anlaştık. Bundan böyle parça parça toplayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Trade'imizi atalım. 22 tane ne yapıyordu? 88'en mi yapıyordu? Evet, 88'e 22 taneyi aldık arkadaşlar. Bu arada DC Flash basacağız. Arkadaşımızda DC Premium var. Değerlendirelim. Bu kadar kişiye PM attık arkadaşlar. Sadece bir ya da iki kişi geri döndü. Zaten birinden aldık 22 taneyi. Diğeri de 78 tane alacaktım. 100 küsür tane satıyordu. 4M'den alırım yazdım. 4M 50K'ya veririm demiş. Yani benim vereceğim para 312M. Onun talep ettiği para 315M. Artı 3GB'lik bir satışta 3M'in lafını yaptığı için o arkadaştan almayacağım. Şu 4M 100K'dan alıyorum 26 tane daha. Evet, kaldı 52 tane. Onu da 4M 120K'ya falan yukarıda vardı. Oradan toplayacağız ve kırmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, toplamda 100 tane gemimizi aldık. 580M paramız vardı. 173M paramız kaldı. Yani 407M 408M gibi bir para harcamış olduk bu 100 gemi alabilmek için. Şimdi kırmaya başlayacağız. Gemlerimizi şöyle selamımızı verelim Kaoti'ye ve ilk gemden başlıyoruz. Umarım Ahmet'i kâra geçirebiliriz. İlkini durdurduk ve şelle başlamış olduk. Buna da sevinmezsin be çocuğum. Day, bunu bayağıdır almıyorduk. Şu an kötü gidiyor. 17 tane gemi kırmış oluyoruz bununla birlikte. 2 şart, pardon, 3 şart, bir raptor, bir ii, bir iron bow'umuz var. Kötü. Başladı yine benim canlarım, canım stafflarım benim. Evet, bir tane doğru düzgün bir item alabildiğimizi söyleyebiliriz. Heros aldık arkadaşlar. Bunun güncel fiyatı hakkında hiçbir bilgim yok. Sanıyorum 1 GB'ye yakın olması lazım ama Lego bile 130-140M'e düştü. Bu herhalde 80-90M midir? Bakarız ona da. Sonunda attı yani, gemlerin yarısına gelmek üzereydik. Bir tane item alabildik.
Bir tane de Eagle Eye alıyoruz arkadaşlar. Bu da çok güzel. 70M civarı bir item. Bunlardan lazım. Şöyle 3-4 tane Eagle Eye lazım. Bir tane de Lego alıyoruz. Ve 0'a 0 ne karlı ne zararlı bir şekilde kapatmak istiyorum. Evet, başka bir arkadaş daha Eagle Eye aldı. KS'ye geldiler. Evet, yarısından fazlasını kırdık şu anda. Devam edeceğiz. DS attı. Bu basılabilir ama artı sıfır olarak değersiz bir item. 10M civarıdır. Belki 10M'den bile düşüktür. Üçüncü Oasis'i alıyoruz. Teşekkürler Kaotik, gerçekten sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Evet, gemlerin 4'te 3'ünü yok ettik arkadaşlar. Sadece 25 tane gem kaldı. Alabildiğimiz 2 tane item var doğru düzgün. Biri Heros, diğeri Eagle Eye. Şimdi bankaya boşaltalım biraz üstümüzü, yer açalım. Evet arkadaşlar, üzerimizi boşalttık. VIP key'imiz hala dolu. 25 tane yetecek burası. Bu 25'ten bir şeyler almamız şart. Bu arada PM'lere baktım. Heros'a 85M vereyim diyen var. Eagle Eye'a da 70M teklif eden var. Yani ikisi 2GB bile yapmıyor. Stone Splitter aldı arkadaşımız alttan. Bizle beraber Kram var. LKP aldı. Güzel item. CHD atma be. Murki CHD. Atma bunları. Evet, son 3 game'e girdik arkadaşlar. Battığımız tescillenmek üzere. Evet, şelini verdi. Aynı şelinden bir tane daha verdi. Son game'den de ne veriyorsun? Stone Splitter. Aa, çok sevindik ya. Evet arkadaşlar, tablomuz şu anda batış gibi gözüküyor. Gibi gözüküyor değil, batış. 4 GB harcadık. Bunların ikisi 150-160'en para edecek. Yarı yarıya gibi bir zararımız var. Yarı yarıya'dan biraz fazla. Bakalım, önce şu shell'leri kırmayı düşünüyorum. Evet, shell'leri kırmadan önce bu tarz basılmayacak, işe yaramayacak itemleri satmaya geldik arkadaşlar. Bunları da kırdırabiliyoruz ama bunlar güzel para ettiği için sandese satmayı tercih ediyorum genellikle. İlk sayfadan 5M paramızı aldık. Bu sayfadan da 4M300K'yı aldık. 182M'e çıktık. Şimdi bankadan gideceğiz, shell'leri alacağız. Ne bu, deko mu? Deko galiba ha? Vallahi deko. 5 tane deko aldık arkadaşlar. Daha çok fazla shell'imiz var. Burası kafadan 20M yapacak. Hatta 22-23M yapacak. Bir deko daha geldi. Güzel. Tamam, şu anda zararımızı neredeyse kapatmaya yaklaştık arkadaşlar. 6. deko oldu. Dekolarla beraber 205M yapacak. 155M'de Heros'la Eagle Eye'i sayabiliriz. 360M'deyiz şu an. Zaten 4GB para harcamıştık. Bir 40M daha lazım bize. Bir 5'li deko daha atması lazım. Ben az önce ne saçmaladım ya. Bu para zaten üzerimizde vardı. Nereye eşitliyoruz yani karı zararı? Şu an tamamen zarardayız arkadaşlar. 172M vardı. 10M öyle geldi. 25M dekolardan gelir. Hadi 25 diyelim. 30'a yakın bir para gelir. 25 diyebiliriz. 35M eder. 155 şu ikisine dedik. Minimum fiyatlarından söylüyorum. 190M yapar.
Yani buradakileri de bilmiyorum. Upgrade mi yapsak? Bu şekilde mi kalsa? Upgrade yapıp bu parayı yok edip buradan bir şey alamamak da var. O da ayrı bir sıkıntı olur. 12 tane şart var zaten. Bunları basmaya kalksak sürekli OTP istemem gerekecek. Bilemiyorum. Bilemiyorum ne yapsak. En azından İİ'leri, Raptor'ları falan mı bassak? Hadi öyle yapalım. 4 tane İİ, 2 tane Raptor basalım. Diğerlerini de Ahmet arkadaşımız nasıl isterse öyle yapar. Eagle'a zaten dokunamam. Bu kadar yarı yarıya zarar ettiğimiz bir durumda Eagle'ın yanmasını göze alamam şu anda. Evet arkadaşlar, tüm itemlerimiz artı 3, artı 2'ye upgrade scroll'la bastık. Artı 3'e boost'la bastık. Toplam 20 tane boost aldım. 50'en para boostlara gitti. Buradan en az 2 tane artı 6'ya ihtiyacımız var. Bu arada artı 6'ya oynayacağız. Zarar ettirmek istemiyorum daha fazla. Artı 6 olursa güzel olur. Evet, artı 4'e geçerken tek kaybı Iron Impact'ten yaşadık. İkinci bastığımız item yandı. Diğerlerinin hepsi artı 4 oldu. Artı 5'e yürüyelim. Iron Impact'lerin 3'ü de artı 5 oldu arkadaşlar. Bakalım Raptorlar mı yanacak? Ya da geçecek mi? Akıllarda deli sorular. İlk Raptor'u 5'e gönderdim. İlk Raptor artı 5. Güzel. Bunu da 5 yaparsak şahane olur. 5'e kayıp vermemiş oluruz. Seni şöyle koydum. Çok güzel oldu. Artı 5'e hiç kayıp vermedik. 5 tane artı 5 itemimiz var. Şimdi 2 tane daha boost alacağız ve artı 6'ya oynayacağız. 2 tane veya daha fazla artı 6 geçerse boost paramızı çıkarır. 2'den fazla geçerse de kâra geçirir. Az da olsa. Evet, geldik aynı yerimize. Artı 6'ya yürüyeceğiz. Koyduk ilk itemimizi. İlki yanmış olabilir. Evet, bu itemimiz yanmış. Bir tane Raptor basalım. Bu da mı yandı? Bu da yandı galiba. Evet, diğer Raptor'u da yaktık. Bir Raptor daha atacağım. İki tane item yandı. Artık geçsin. Tamam. Bir tane Raptor'umuz artı 6 oldu. Iron Impact'lerden de artı 6 istiyoruz. Yandı galiba. Evet, son artı 5 itemimiz. Bu da yandı arkadaşlar. Artı 5'e hiç kayıp vermemiştik. Artı 6'ya basarken 5 itemden sadece bir tanesi artı 6 oldu. Sanki 7'ye basıyormuşuz gibi oldu biraz. Tuhaf bu kadar itemden bir tane artı 6 çıkması. Sirius 2'de olduğumuz için fazla pazar yok arkadaşlar. Artı 6 Raptor satan bulamadım. Şöyle artı 7 satan var. 90'ıma koymuş. Bu da düz mantıkla 40-45'en falandır. Yarısından biraz daha düşüktür. Yani buz parasını bile çıkaramadık şu anda. O yüzden daha fazla da zorlamayacağız. Yarı yarıya zarar ettiğimiz bir video oldu. Hiçbir şey kurtarmadı şu anda. Bunlar bir remden satılabilir falan. Yani her türlü zarar hiçbir şekilde değişmiyor. Anca upgrade'de işte Eagle Eye artı 6 yapılırsa, buradan 7'ler çıkarılabilirse o şekilde kazançlı olabilir. Şu anda değerli itemlerimiz şöyle 3 parça. Hadi belki DS ama kesinlikle CH'de değil. Diğer itemlerimiz de bu şekilde. Üzüldüm açıkçası. Yani kendime kırmadığım zamanlarda, kendim adıma oynamadığım zamanlarda daha çok geriliyorum arkadaşlar. Upgrade'de de böyle. Gem kırarken falan da böyle. Çünkü sorumluluk almış gibi oluyoruz. Ama bu şans oyunu tabii ki, yapacak bir şey yok. Ben de isterdim çok kâra geçirelim Ahmet kardeşimizi. Ama bu şekilde oldu. Siz de videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.